Bir gün her şeyin değişmesini dilediniz mi? Belki daha iyi bir iş, belki daha sağlıklı bir yaşam, belki de daha mutlu bir ilişki. Ama sonra bir ses duydunuz, kendi içinizden gelen bir ses. Şimdi değil, henüz hazır değilsin. O sesi tanıyorsunuz değil mi? O sizin en tanıdık düşmanınız. Bahaneler. Yıllar önce çok yakın bir arkadaşım vardı. Hayatı boyunca hep büyük hayalleri olmuştu. Bir gün dünyayı gezmek istiyordu. Başka bir gün kendi işini kurmayı. Ama hep bir bahanesi vardı. Param yok, şu an doğru zaman değil, biraz daha deneyim kazanmam lazım. Bu bahanelerle yıllar geçti. Her zaman bir sonraki adımı atacakmış gibi görünüyordu ama bir adım bile atmadı. Bir gün oturup konuştuğumuzda ona şunu sordum. Bütün bu bahanelerin seni nereye götürdü? O an sessizleşti, gözleri bir noktaya kilitlendi ve sadece hiçbir yere diyebildi. İşte o gün bir karar verdi. Bahaneler, harekete geçmemenin masum görünümlü maskesidir. Bir şeyi neden yapamadığınıza dair söylediğiniz her bahane sizi geçici bir rahatlığa kavuşturur. Kendinizi suçlu hissetmezsiniz çünkü haklı sebepleriniz vardır. Ama bu sebepler sizi olduğunuz yerde tutmaktan başka bir işe yaramaz. Gerçek şu ki bahaneler korkularınızı gizlemek için kullandığınız kalkanlardır. Korku, başarısızlık, eleştirilme ya da bilinmeyenle yüzleşme korkusu. Ama hayatta gerçekten istediğiniz bir şeyi elde etmek için önce bu korkuların üzerine gitmelisiniz. Harekete geçmek için ilk adım. Harekete geçmek bir anda büyük değişiklikler yapmak anlamına gelmez. Küçük bir adım atmak bile büyük bir fark yaratabilir. O arkadaşım hayatında ilk kez bahanelerini bir kenara bırakıp harekete geçtiğinde dünyanın en korkutucu şeyini yaptı. Bir uçak bileti aldı, evet sadece bir uçak bileti. O bileti aldı ve yola çıktı, durduğu yerden sonunda ayrıldı. İlk başta küçük bir adım gibi görünüyordu ama o adım onun için bir devrimdi. Çünkü o gün bahanelerinin hayatını kontrol etmesine bir son vermişti. O bir yıl boyunca seyahat etti, yeni yerler keşfetti, yeni insanlarla tanıştı ve hayatında hiç hissetmediği kadar canlı hissetti. Geri döndüğünde bana şu sözleri söyledi. Yıllarca korktum ama korkumun kaynağı sadece harekete geçmeme engel olan düşüncelerimdi. İlk adımı attığımda o korkuların ne kadar anlamsız olduğunu fark ettim. Peki ya siz? Hayatınızda yıllardır erteliyor olduğunuz o şey ne? Bir iş başvurusu yapmak, birine sevginizi itiraf etmek, sağlığınızı iyileştirmek için bir adım atmak. Bahaneler size zamanı değil diye fısıldayabilir. Ama gerçek şu ki en doğru zaman asla gelmeyecek. En doğru zaman harekete geçtiğiniz zamandır. Şimdi bir an durun ve düşünün. Hayatınızda yapmak istediğiniz ama sürekli ertelediğiniz bir şeyi seçin. O şeyi düşünürken içinizde beliren bahaneleri fark edin. Onları yazın ve sonra kendinize şu soruyu sorun. Bu bahaneler hayatımı nasıl etkiliyor? Eğer bu soruya dürüstçe cevap verirseniz, bahanelerinizin sadece birer kalkan olduğunu göreceksiniz. Bu noktada kendinizi özgür bırakmak için tek bir şey yapmanız gerekiyor. İlk adımı atmak. O arkadaşımın hayatını değiştiren şey bir uçak biletiydi. Sizin hayatınızı değiştirecek olan ne olabilir? Belki bir telefon görüşmesi, belki bir mail, belki de sadece masanızdan kalkıp 10 dakikalık bir yürüyüş yapmak. Hangi küçük adım büyük bir başlangıcın kapısını aralayabilir? Hayatınızı değiştirecek o adımı atmaya cesaret edebilir misiniz? Çünkü unutmayın, bahaneler hayatınızın hikayesine yazılmamalı. Harekete geçtiğiniz an hikayenizin gerçek başlangıcıdır.